Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ila Allah. İnne Allah basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâ'l-hayri ve lâ'asîrâ. İ'lemû enne afdalâ'l-kitâbi kitâbullâh. Ve afdalâ'l-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah. Ve kullu bid'atin dalâleh ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bi senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. Arba'un hakkun alallahi avnuhum. El gazi vel mütezevviç vel mükateb vel hac. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, El Ashab, Etbaalar, Rıdvanullahi Teala Aleyh Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar-ı baka edenler Rahmetullahi Aleyh Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçin el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştebâ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Eşeddün nâsi azâben yevmel kıyâme. Kıyamet gününde azabı en çok olacak olan kimselerden birisi de alimün lem yenfa'hu ilmuh. İlmi kendisine fayda vermeyen alimdir. Yani biliyor, başkasına öğretiyor, kendi uygulamıyor. Veya biliyor, başkasına öğretmiyor. İlmi kendine fazla vermiyor. Ya da bildiğinin aksini yapıyor, tersini yapıyor, isyan ediyor. Evet, münafıklar cehennemde en dipte olacaklar. Esfele safilin fidderkil esfeli minen nar. Cehennemin en dibinde olacaklar. Hem biliyorlar hem de inanmıyorlar. Evet, onun için ilim sahibi bildiğinin tersini yaparsa çok azaba uğrayacak. Yahudiler Hristiyanlardan daha şiddetli azaba uğrayacaklar. Çünkü onlar ta eskiden İsa Aleyhisselam'ı da biliyorlar geleceğini. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de geleceğini biliyorlar. İsa aleyhisselam geldikten sonra onu öldürmeye kalktılar. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre onu öldüremediler. Ve ma kataluhu ve ma salabuhu. Onu öldürmediler ve asmadılar. Çarmıha gelmediler. Velakin şübbihe lehum, kendilerine mütecavizlerden, saldırganlardan birisi İsa Aleyhisselam'a benzetildi. Onu çarmıha geldiler. Bir başka ayette de ve ma kataluhu yakinen, kesin olarak onu öldürmediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de hadislerinde İsa Aleyhisselam'ın Allah tarafından semaya ref edildiği, yükseltildiği beyan ediliyor. Miraç hadisi meşhur bir hadistir.
Miraç hadisinde de semada İsa Aleyhisselam'ın şahsını gördüğünü açıkça beyan ediyor. Saçını, rengini, boyunu tarif ediyor. Evet, aynen kendisini gördüğünü söylüyor. Evet, bunu biliyorlar, buna rağmen onu öldürmeye kalktılar. Onların peygamberleri öldürme işi sadece İsa Aleyhisselam'dan ibaret değil. O teşebbüs halinde kaldı. Yahya Aleyhisselam'ı öldürdüler. Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürdüler. Peygamberleri öldürdüler. Onun için Allah'ın lanetine uğradılar. O zamanki Yahudileri kastediyorum. Şimdikileri siz çok iyi biliyorsunuz. Şimdi İncil gelince Tevrat'ta bunlar var. Ama kabul etmediler. Sonra Kur'an-ı Kerim geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onu da reddettiler. Öyle ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden evvel, onun gelmesine yakın Araplarla savaşırlardı. Arap kabileleriyle. Medine'de Yahudiler var. Hayber'de Yahudiler var. Arap kabilelerle savaşıyorlar. Ama Arap kabileleri çöl adamı, zorluklara daha iyi katlanıyorlar. Yahudiler ise zengin takımı, daha konforlu hayata alışmış insanlar. Genelde Arap kabileleri Yahudileri yeniyorlar çıkan savaşlarda. İşte o zaman diyorlar ki Tevrat'ta bize haber veriliyor, ahir zaman peygamberi gelecek, Ahmet gelecek. O zaman göreceksiniz sizi ne yapacağız. Hakkınızdan geleceğiz. Peygamberimizin adıyla böyle Arap kabilelerine laflar ediyorlardı. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince, Beni İsrail'den olmadığı ortaya çıkınca saçlarını başlarını yoldular ve peygamberlik şerefi Beni İsrail'den gitti dediler ve ondan sonra da peygamberimize amansız düşman oldular. Biliyorsunuz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından birisi Beni İsrail'dendir, Yahudi asıllıdır. Evet, Hayber'in fethinde peygamberlerin sülalesinden Safiye anamızla, o esir düşmüş, cariye olmuş, onunla evlenmiş. Tabii bu siyasi bir evliliktir. Safiye anamızla evlendikten sonra durmadan Arap kabilelerini, müşrik Arapları peygamberimiz aleyhine tahrik ediyorlar. Fitne kaynağı Araplara karşı böyle teşvik eden, harbi teşvik eden, tahrik eden hareketleriyle peygamberimize karşı fitne kaynağı. Peygamberimiz onun için Hayber'i fethetti. Karışıklığın, fitnenin kaynağı onlar olduğunu istihbaratıyla anlayınca Hayber'i fethetti. O zaman işte demişler ki artık Ebul Kasım'a fazla düşmanlık yapmayalım. Damadımız oldu demişler. Onun için diyorum peygamberimizin Safiye anamızla evlenmesi siyasidir diye. Efendimizin evliliklerinin hep böyle sebepleri var. O peygamberlik görevini en iyi şekilde yapmak ve dinimizi, İslam'ı yaymak için evliliğini bile kullanmıştır. Evet, dini, siyasi, ahlaki, çeşitli nedenlerden evlilikler yapmıştır. Evet, şimdi böyle iddiaları var. Ahmet gelecek. Onlar zannediyorlar ki hep şeyden gelecek. Beni İsrail'den geliyor. Kur'an'daki peygamberler hep öyle. O da bizden gelecek diye övünerek, o geldiği zaman karşımızda duramayacaksınız. O hakim olacak her yere diye söylüyorlar idi. Ama peygamberimiz Beni İsrail'den çıkmayınca ona karşı koydular amansız şekilde. Hatta Safiye anamız anlatıyor. Sonra Müslüman oldu. Peygamberimiz zorlamadı onu. Kendiliğinden Müslüman oldu. Mübarek bir kadın oldu. İleri gelen bir sülaleye mensup.
Efendimiz Medine-i Münevvere'ye şeref verdiklerinde, Kuba'ya geldiklerinde babamla diyor amcam Kuba'ya gittiler. Erkenden, gece karanlığında, şafak sökmeden Medine'den yola çıktılar. 4-4,5 kilometre mesafede Kuba Mescidi. Gerçekten Tevrat'taki adam mı kontrol etmek için? Biliyorlar, açıkça beyan ediliyor Tevrat'ta. İncil'de de öyle beyan ediliyor. Ama Yahudilerin azabı niye çok? Daha evvelden biliyorlar. Bilgileri daha eskilere dayanıyor. Onun için çok. Onun için öyle söyledik. Gece yarısı diyorlar, diyor Safiye anamız, daha o zaman Müslüman falan değil. Amcası çok severmiş Safiye anamızı. Kendi kızlarından çok severmiş. Bir yere giderken beni öpmeden gitmezdi en son. Bir yerden geldiği zaman da ilkin beni kucaklar, sever, öper, okşar, ondan sonra evine giderdi diyor. Öyle beni çok severdi. İşte o Kuba'dan dönüşü gece yarısı, hiç beni dedi kucaklamadı, sevmedi. Ok gibi içeri girdiler. Amcam bir köşeye, babam bir köşeye oturdu evin odanın bir köşesine. Ağızlarını bıçak açmıyor. Çok gamlı, kederli, üzüntülü. Babam amcama dedi ki, bu o mu? Tevrat'ta geleceği haber verilen Ahmet mi? Amcam babama dedi ki, ta kendisi. Peki abi şimdi ne yapacağız? Amcam babama dedi ki, eskiden bir düşmansak şimdi 1000 düşman olacağız. Çünkü bizden değil. Konu bu. Yani beni İsrail'den değil diye biliyorlar. Bildiği halde inkar ettikleri için azapları daha ağır. İncil'de de var. O İncil'lerden şimdi de var. Ama yayınlamıyorlar. İşlerine gelmiyor. Evet. Şimdi neye yayınlamıyorlar diyeceksin sen. Biz kimsenin dinine karışmayız. Allah yasak ediyor, sövmeyin kimsenin dinine diyor. Taptıklarına da kendilerine de tahkir etmeyin, sövmeyin. Onlar da sizin dininize söverler, Allah'a söverler. Siz sebep olursunuz. Bu da çok yanlış. Onun için o sadetleri, bilgi sadetini veriyorum. Niye yayınlamıyorlar? Şimdi Hristiyanlıkta Papa Allah'ın vekilidir. Konuştuğu zaman Allah adına konuşur. Rahipler de, ki siz onlara papaz diyorsunuz. Rahipler de aynı İsa Aleyhisselam'ın vücutlarında tecelli ettiği üstün kişilerdir. Sıradan bir vatandaş değillerdir. Öyle bir üstünlükleri vardır. Onun için Batı'da din sınıfı diğer halk sınıflarına tahakküm etmiştir. Bundan dolayı laikliği çıkardılar. Onların tasallutundan kurtulmak için. Onların tasallutundan kurtulmak için. Evet. İslam'da böyle değil. Din sınıfı yok. İmam vatandaşın arasından birisidir. Müslümanlar toplandığı zaman en ehil kimse her namazda onu öne geçirirler. Sistem budur. Ama camiler kapanmasın, temizlik iyi yapılsın, muntazam açılsın, ezanlar muntazam okunsun diye zarurete binaen maaşlı imam tayin edilmiş. Yoksa herkes bağına bahçesine gider, ezan zamanında okunmaz, cami zamanında açılmaz diye. Yok, işin aslında, hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife imamların maaş almasını kabul etmiyor. İnsan parayla namaz kılar mı ya diyor. Zaten kılacak diyor. Para alması doğru değil diyor. Ama dediğim gibi bu zaruretten dolayı ben de imamlık yaptım, müezzinlik yaptım, hocalık yaptım. Hala alıyoruz devletin maaşını. Bundan dolayı, zaruretten dolayı. Evet, şimdi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevver'i teşrif ettiklerinde bu azam gelişiyor İslam. Kabileler bir bir Müslümanlığa giriyorlar, birer birer. Müşrikler
etraftaki Müslüman olmayanlar, gayrimüslimler, bu arada Hristiyanlar da var, Yahudiler de var, oturuyorlar, nasıl boğacağız bu İslami hareketi, bu doğuşu nasıl boğacağız? Çünkü hep durmadan büyüyor, gelişiyor. Necran Hristiyanları var. Suudi Arabistan'ın Yemen'e doğru güney kesimlerinde Hristiyanlığın merkezi, papazlar orada yetişiyor. O çevrenin papazları, öyle bir okul var orada, medreseleri. Necran Hristiyanları baş papaz dahil, yanında veliahtı da var. Medine'ye gelmeye ve peygamberi mars etmeye geliyorlar. Bunlar alim. Geliyorlar. Yolda gelirken, ben esas size burayı neden yayınlamıyorlar o gerçek İncil'i, adamın ağzından nakledeceğim, başpapazın ağzından sebebini. Gelirken yolda veliaht olan, yani başpapaz ölürse yerine başpapaz olacak olan oğlan iyi yetiştiriliyor Hristiyanlık şeyinde. Atının ayağı tökezlemiş ve düşmüş, canı acımış. Allah Muhammed'i kahretsin demiş. O canının yangınlığıyla öyle yetiştiriliyor. Düşmanlık ezasına şey diyorlar. Babası demiş ki, başpapaz, öyle söyleme demiş. Niye baba? O peygamberdir. Peygambere lanet eden kendini lanet etmiş olur. Kendine beddua ettin demiş. Çocuk genç, kalbi öyle çok kirlenmemiş. Baba demiş, o zaman ne uğraşıyoruz demiş onunla. Biz de ona tabi olalım. Aptal demiş, bak krallar benden randevu almak için yıllarca kuyruğa giriyorlar. Etebi öpmek için onlara lütfen izin veriyorum. Sarayımızda onlardan üstün yaşıyoruz. Muhammed eşit insanlar diyor. Kral ayrı, imam ayrı filan demiyor, hepsi eşit. İnsanların üstünü ahlakının güzelliğiyle anlaşılır. Orada belli olur. Yoksa dünya makamı şuymuş, ödekinin makamı, burada üstünlük yoktur. İnsanlar eşit tutuyor, bizim saltanatımız kalmayacak, kafan çalışmıyor mu diyor. Konu budur. Konu budur. Bugün İtalya'nın topraklarının çoğu hala papalığın elindedir. Kendisi bir şehirde, bir sarayda, ama etkisi o kadar çok, mülkiyeti, emlaki bunun dairdir. Kurtuba'daki Kurtuba Camisi bile direkt papalığa bağlı ve bütün altın yumurtadan tavut gibi, öyle kuyruk var ki, öyle pahalı, turistik cami muazzam, kuyruğa giriyoruz. Ben de gittim de gördüm, onun için söylüyorum. Parasını direkt papalık alıyor. Bu saltanat var. Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Onun için rant meselesi. Bizzat papaz öyle diyor. Aptal diyor, bak bu saltanatımız kalmayacak diyor biz onun dinine geçersek. Kafanı çalıştırsana. Evet, konu bu. Yani bizim onların ağzından söylediklerimiz. Şimdi onlar azabı çok neden biliyorlar? Bildikleri halde inanmıyorlar. Dünyevi, zaten Kur'an-ı Kerim'de az bir bahaya dinlerini sattılar. İşte böyle. Bu saltanat iyi gelir var diye inanmadılar. Evet, inanmadılar. Kur'an'da ayetler var. İlim adamı da biliyor ama şu veya bu sebepten bildiğini uygulamıyor. Tersini yapıyorsa, hiç bilmeyenden, yani hiç bilmeyen de kurtulacak anlamına söylemiyoruz. Hiç bilmeyenden daha çok azap görecek. Bildiği halde. Evet, haber yoksa, hiç bilmiyorsa. Evet, şimdi o soru var, sırlıyor. Şimdi dünyada Müslümanlığı duymayan köşe kalmadı. Hani hakikaten hiçbir haber ulaşmasa Allah'ın birliğini kabul etmek zorunda herkes, mantığıyla, aklıyla. Etrafa bakacak, dağa taşa, bir yaradana inanacak. Ama namazla mükellef değil mi? Çünkü hiçbir şey bilmiyor. Haber ulaşmamış. Fakat şimdi dünyada hiç haber ulaşmayan köşe yok. Televizyon var, radyolar var, Ertil yayın, iletişim araçları var. Evet, dünyanın her tarafında İslam'la ilgili haberler var. Şu veya bu sebeple ben en çok
burada 1970'li yıllarda Muhammed Ali Kılay dünya boks şampiyonu olmuştu. Biz de genciz, gece saat 3'e kadar bekledik maçı seyredelim diye. Müslüman boksör. Evet, gece 3'te maç yaptı. Yıktı adamı bir yumrukta. Adamın saçlarından ter fışkırdı. Öyle vurdu ki, nasıl vurduysa. Ben dedi Müslümanım, iman gücüyle dedi seni yendim. Böyle haykırdı. Ve o zaman gazeteler yazdı. Dünyada en çok dinlenen o sahneymiş, o sözmüş. Yani onun yayınlanmadığı yer yokmuş. Öyle yazdı gazeteler. Müslümanım, iman gücüyle dövdüm. Bunu duyduktan sonra benim haberim yoktu, bilmiyordum. Yok, af yok. Araştıracak duydun, neymiş bu Müslümanlık? Neymiş bu iman? Bunu araştırmak zorunda. Şimdi öyle diyorlar da abam bilmiyor. Sibirya'da bir yerde televizyonda her gün görüyor. Kudüs'ü görüyor. Gazze'yi görüyor. Hiç görmediği yer var mı? Onun için bu mazeret kalktı. Şimdi kanunu bilmemek mazeret olmuyor. Neden? Ülkenin vatandaşıysan bileceksin. Her yönde kulağını açacaksın, gözünü açacaksın. Onun için kanunu bilmemek mazeret sayılmıyor. Türk Ceza Kanunu'nda da, bütün dünya kanunlarında da böyle. Şimdi İslam açısından da ben bilmiyordum efendim, haberim yoktu. Yok. O devir geçti. Ulaşmadığı zaman evet bilmemek mazerettir. Bildip de yapmamak ise hiç bilmemekten çok daha kötü bir şey olduğu için daha katı, inat bir durum söz konusu olduğu için öyle diyor. En büyük azap kıyamet gününde ilmi kendisine fayda vermeyen alimdir. Alimdir. Evet, onun için ilim adamları bildiğini uygulamak zorunda. Zaten mesela burada konuşuyoruz, söylüyoruz, ayet, hadis, hak, hukuk diyoruz. Bu söylediklerimizi uygulamazsak, yani çizersek, aha bu var bir. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine, Saf suresi, emenü lime tekulune ma la tefalun. Yapmadığınızı, yapmayacağınızı niye söylüyorsunuz? Ayet var. Kebura maktan indallahi en tekulu ma la tefalun. Yapmadığını söylemek çok çirkin, ayıp, büyük bir günahtır. Onun için alimler uygulamıyorsa eğer, geçen dersimizde de insanların en çok azaba uğrayan birisi, herkes ne alim, ne mübarek adam diyor ama adam öyle değil. Mübarekliği yok. Yanlış hareket ediyor. Söylediğini yapmıyor. Burası bu dedi. Şimdi de aynı mealde böyle bir hadis-i şerif var. Şimdi tabii siz de aile reisi olarak evinizin hocasısınız. Hanımınıza, çocuklarınıza en azından ilmihal bilgilerini vermek zorundasınız. İşte kimisi 33-32 farz diyor, kimisi 54 farz diyor. Hani genel tam esas farzlardır onlar. Abdestin farzı 4, guslün farzı 3, imanın şartı 6, İslam şartı 5, namazın şartı 12, hani gibi topluyorsun. Bazısı 54 çıkarıyor, bazısı 32. İşte onları en azından bir babanın öğretebilmesi, bilmeyen nasıl öğretecek? Öğretmesi. Yani siz de, aile reisleri de, babalar da ailesinin hocasıdır. Bunu öğretecek. Aynı zamanda yapacak. Bilip de yapmazsa bak, insanların en azap görünen. Şimdi babası rakı içiyor, içerler. Sen içme ha oğlum diyor. Sakın kızım oğlum, sigara içme ha. Ya ağzında sigara var, elinde kadeh var. Ne kadar bak, o da ailesinin hocasıdır. Bilip de yapmayanlar azaba en çok uğrayacak olanlardır. Bunu hep düşünmek lazım. Evet, çoluk çocuğumuza örnek olmak lazım.
olmak lazım. Bu hadis-i şerifi Dârekutni, Taberani, Beyhaki, Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.